Çalışmıyoruz. Şu anda askeri ücreti 5900 de yapsalar öyle bir söylenti var. Yani o bile bizim milletimizi kurtaramaz yani şu anda. Hani kiralar olmuş 2,5 milyar. Anladın, elektriktir, sudur. Yani ancak onunla kendi evimizi geçirmemiz lazım. Hani bir minibüse biniyorsun, bir yere gidiyorsun 6,5 milyon. Hani iki kişi gittiğin zaman hani o gün full da çalışsan boştur yani. Biz günde çalışıyoruz 50 milyon. Şu anda işsizim. Geziyoruz kendimize iş bulmak için. Peki asgari ücret ne kadar olsa insanlar geçinebilir? Vallahi şu anda yani şu zamlardan dolayı en az 8000 TL ya da 9000 TL olması lazım. Yani öyle bir şey yaptılar. Her şeyi iki katına çıkardılar. 2-3 katına daha doğrusu çıkardılar. Ancak 8000, 9000 yapsalar belki millet biraz rahat nefes alabilir. Ama yani gel gör ki yapmıyorlar. Hani her şey devletin elinde ama yapmıyorlar. Hesaplarına nasıl geldiyse öyle yapıyorlar. En az %65 bir artışın olması belki bir kurtarır, belki bir rahatlatır diye düşünüyorum. Yoksa %50'lik bir artış bile kurtarmaz. Bir yılda hayat ne kadar pahalandı? Bence hayat %200 diyelim ya. O kadar bir kötü durumda insanlar. Alım güçleri düşmüş. Ekmeğin bile fiyatına baktığımız zaman bunu net olarak görebiliyoruz zaten. En elzem olarak düşünebileceğimiz gıda maddesi. Gıda maddesi de demiyoruz ama doyma maddesi. O bile fiyatı ortada. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyor diyelim. İçine bölmeleri için bir 6000 olması evlat yani 6000'den düşük biraz sıkıntıdır. Gerçekten bayağı zamlar oldu. Dolayısıyla 6000'den az biraz sıkıntı yaratacaktır halka. Yani 6000 en az 6000 olması gerekir diye düşünüyorum. Peki bir yılda hayat ne kadar pahalandı? Yani bir emin olun ki %100 pahalanmıştır. Yani mesela daha önce atıyorum en kısa örneğini vereyim. Bir et ipi alırdınız çocuğunuza 250 kuruş. Şu an 1 TL. Ona göre evet. Dolayısıyla bayağı sıkıntı. Allah-u Teala inşallah hepimizi bu krizden, tabii küresel bir krizi, sadece bizim ülkemize has olan değil. Dolayısıyla biz de etkileniyoruz tabii ki bu krizden. Yani memurundan tutun normal asgari ücretsine kadar da etkileniyor. Ama inşallah aşarız diye düşünüyorum. Yani en azı 7,5-8 milyar lira olması lazım. Peki bir yılda hayat ne kadar pahalandı? Yani %200, %300 pahalanmış yani. Ancak 7,5-8 milyar kurtarır ki ancak geçimini sağlarlar. Başka bir şey yok yani. Şu an sizin aylık geliriniz nedir? Ben emekli adamım, tamam mı? Aldığım 3 milyar 100 lira paradır. Nasıl geçiniyorsun? Vallahi nasıl geçiniyorum? Biz de geçinemiyoruz. Geçinmek için gerek ek iş yapmamız lazım yani. İşimi yine devam edeyim yani. Asgari ücret, memur ücreti, emekli ücreti istersen 50-100 bin olsun. Yetmez yani bu ekonomik krizde. Allah yardımcılar olsun hele 3-4 çocuğu olanı. Biz yani hani biraz normal standartların bir tık üzerindeyiz. Bir çocuk var, biz bile geçinemiyoruz. O kadar yani. Ne kadar olsa insanlar geçinir? Ya en az şu anda asgari ücret en az 12-13 bin olmalı en az. Mümkün değil. 5 bin ne ki? 30 bin 30 mazot olmuş. Meyvelerin yanına varılmıyor. Kirazın kilosu kaç lira? Yine burası biraz ucuz. Ben hani Tunceli, Bitlis, Bingöl o taraflar daha pahalı. Ege daha pahalı. Yani Allah yardımcıları olsun. Bir yılda hayat ne kadar pahalandı? Bana göre %300. Hani ben ev hanımıyım. Evin alışverişini ben yapıyorum. Bana göre %300. O derece. Vatandaşa yani 7 bin olsa da vatandaşı kurtarmaz. Yani bu ekonomik krizde yani 7 bin olsa dahil bir insanı kurtaracak bir durum değil. Yani ekonomi bunu biz de biliyoruz. Yani aldığı bir maaşı adamın aldığı 10 bin, 20 bin bir maaş alıyor. Milletvekili olsun, diğeri olsun. Yani bundankini adamı zaten her türlü kurtarıyor. Cumhurbaşkanı maaşını biliyor musun? Abi onun Cumhurbaşkanı zaten maaşını aldığı abi. Yani benden senden 10 katını alıyor. Yani nerede baksan 150-200 milyar küsur aylığını alıyor bunun. Ya sen şimdi normalde 7 bir şey olsa ancak milleti kurtarabilir durumdur yani. Bir yılda hayat ne kadar pahalandı?
Yani bir yılda acayip şekilde, şimdi bir normalde her gün bir zamı geliyor, her gün bir zam geliyor. Yani bir su aldığımız 1 lira, şu an bir suyu 2,5 lira arıyoruz. Bir kola 2,5 litre 20-21 lira. Yani bundan güne güne artıyor yani. Bir ekmek, gramajına göre 2,5 aldığımız şu an bir ekmeği 6 bin arıyoruz. 4 milyar 250 aldığım maaşı ben şu an 3 lirayla geçinemiyorum. Ben ayda 253 milyon su veriyorum, elektrik veriyorum, bir pazara gidiyorum, 600-700 milyon masrafım gidiyor. Çocuğum masrafı getiren dahil bu beni kurtarmıyor yani. Aldığım 4250 maaş. Askeri ücret ancak 8 bin civarı olursa, yani 8 milyar eski parayla olursa ancak geçimini yapabilirler. Onun dışında yapamazlar çünkü niye diyeceksin? Askeri ücretin gerçekten bugün yaptığı zamların yani çok aşırı bir zamlama var. Ne kadar mesela hayat ne kadar pahalandı bir çok, yılda? Çok pahalandı, çok aşırı pahalandı. Yani aşırı pahalandı ve milletin geçimi sağlanması gerçekten çok zorlandı ve yapamıyorlar. Geçim yapamıyorlar, geçinemiyorlar. Bir ev kirası olsun, marketteki alışveriş olsun, özbaş olsun, şu olsun, bu olsun, ekmek olsun. Yani Adana Zehir tut her şeyine, yakıtından tut. Adana Zehir her şeye kadar çok zamlandı ve çok pahalandı. Ve kimse geçimini sağlayamıyor. Simit yiyorsun değil mi? Simit ekmek, şey, sadece simit bile yesen, bütün aile simit yese bu asgari ücretle geçim olur mu? Yok. Her gün simit olmaz ki. Asgari ücret zamlanacak. Ne kadar olsa vatandaş geçinebilir? 10 bin. En az 10 bin. Peki bir yılda hayat ne kadar pahalandı? %400 falan oluyor. Böyle gitse ha. Durmasa böyle gitse %400-500 olur. Peki bir markete girdiğinde neler hissediyorsun? Para yetecek mi, yetmeyecek mi? Eğer bugün satın alma gücünü kısıtlamaya giden bir iddia varsa onda bir sıkıntı vardır. Açık ve net söyleyeyim. Açık ve net. Ama önemli şey şu. Halkına bu satın alma gücünü sıkıntıya sokan idareye gidicidir. Yalnız Türkiye'de, şu anki bir ülke, yaşadığımız bir ülkede herhangi bir şekilde yapılan zam tekrar geri almamıştır. Kesinlikle geri almamıştır. Yani. Bugün bir yemek yaptığımız zaman 1000 lira para gidiyor. 1000 lira. Yani diyelim ki bir idareci alıyorsa 150 bin lira, aylık üzerinde alıyorsa, ki onun da o harcamaya da herhangi bir şey yok kendisi. O harcama yapmaz o maaştan, tamam mı? En azından onun %20'sini verse kendi vatandaşına 30 bin lira para yapar. Bugün 30 bin liranın altında olan bir vatandaşın açlıkla baş başa bırakıldığını bir göstergesi. Kusura bakmayın, açık ben size söylüyorum. Ben bir emekliyim şu anda. Aldığım emekli maaşı yetmiyor. Yetmiyor. Bana iş gösterin, üretimde katkı payım olsun, idaremi de yapayım, size de ben üretimde katkı payı söyleyeyim. Üretimden uzak olan bir idarenin çöküşü an meselesi zaten. Geçinebilmeniz için asgari ücretin ne kadar olması? 30 bin liranın altında aldığın zaman açsın kardeş. 30 bin lira. Bugünkü verilere göre. Bir kilo et 120 lira. Et yemeyelim hadi. Et yemeyelim, çorba içmeyelim, su içmeyelim. Ne yapacağız peki? Ha ne yapacağız abi, ne yapacağız? Hadi bize bir yolu göster. Gel abi, soğuk şerbet, soğuk limon. Tamam, diyelim asgari ücret zamlansın diyorsunuz. Yani vatandaş öyle diyor, televizyonlarda öyle diyor. Peki asgari ücret almayanın kim, ne faydası olacak ona? Yani şimdi herkes bu ülkede asgari ücretle çalışmıyor. Asgari ücret altında olan insanlar da var. Peki evine ekmek götürmeyen insanlar da var. Bugün eğer 5-6 nüfuslu olan bir aile her az günde 10 tane ekmek alıyor. Veya adam asgari ücretle çalışamıyorsa, peki kim ona, ne fayda dokunacak ona? Tamam, asgari ücret pahalansın, memur maaşları da pahalansın, işçilerin de pahalansın.
Peki diğer vatandaşlara ne olacak? Hiç diğer yani çalışmayan, kamu kurumunda çalışmayan, asgari ücretle çalışmayan hiç insanlar bunları düşündü mü? Hiç akıllarına geldi mi? Peki bir insanın geçinmesi için asgari ücretin ne kadar olması lazım bugünkü koşullarda? Şimdi ülkede her şey dalgalama olduğu için biliyorsun. Bugün fiyat diyelim 5 liradır, yarına 6 lira oluyor. Öbürsü günü 7 lira oluyor. Yani hiçbir şey tutmuyor. Yani onun için asgari ücret ne kadar da pahalanırsa pahalansın, eğer bu zamlar devam ederse enerji, bak şimdi dikkatini çekeyim. Enerji bu ülkede pahalanırsa, ne kadar maaşlar artarsa artsın hiçbir şey değişmeyecek. Ya sil baş. Şimdi örneğin diyelim asgari ücreti pahalı ettiler. Ama bunu işveren, şimdi örneğin hükümetin cebinden çıkmıyor. Hükümet diyor ki ben işte bu kadar zam yaparım. Örneğin diyelim 5900 lira yaparım veya 5500 lira yaparım. 4253 liradan bu kadar yaparım diyor. Yani artış yaparım. Hükümetin cebinde çıkmıyor. Hoş. Ama acaba hükümetin cebinde çıksa acaba yapar mıydı? Peki bu iş örneğin işveren ödeyebilecek mi? Veya işçi kıyımına gidilecek mi, gidilmeyecek mi? Hiç bu insanlar bunu düşünüyor mu? Ne zam olsun? Bak ne fiyatlar yükselsin, ne de asgari ücret pahalansın, ne de maaşlar pahalansın. Ya 10 milyar da olabilir, 8 milyar da olabilir. Yani kişinin yaşam tarzına bağlıdır. Zaten örneğin adam diyelim maaş olduğu 5500. Yani adam zaten iyi bir yaşam sürdürecek değildir yani. Yani o para onu kurtarmayacaktır. Çünkü bu ülkede bir kira eğer 2500, 3000 ise veya işte bilemedim 1500 lira kirada ödüyorsa, bunun yanında 300-400 lira elektrik parasını da ödüyorsa, 150 TL de su parasını ödüyorsa zaten vay halına. Ve bunun yanında da çoluk çocuğu da okula gidiyorsa vay bunun halına yani. Yani her şey işler acısı. Ama bu yani hayat pahalılığının tek sebebi enerjidir. Enerji ne kadar pahalanırsa her şey pahalanacaktır. Bunun önünü hiç kimse alamaz. Bir ekmek 6 milyon olursa, askeri ücreti 10 milyarı aşağı olsa geçim olmaz. Onu ekmek insan idare ediyoruz. Elatik parası, sümük parasıydı. Ne yiyecek bu ya? Bir kilo domates 30 milyondur. Askeri ücret hem kirası bir adam verir. Elatik parası mı verir, su parası mı verir, doktor parası mı verir? Askeri ücret nasıl geçiyor? Olmaz. Evde iki kişi çalışmasa askeri ücreti geçim olmaz. Millet kuru ekmekle idare ediyor. Şimdi bir ekmek 6 milyon olmuş.